Bugünkü konu başlığımız yabancılar Türkiye'de süresiz diğer adıyla uzun dönem ikamet izni nasıl alabilir, şartlar nelerdir? Modum Danışmanlık'tan herkese merhaba. Türkiye'de bulunan yabancıların hayatlarını kolaylaştırabilmek için bilgilendirme videolarımıza devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi yine doğru bilgilerle karşınızdayım. Ben Hülya Taş. Sevgili izleyenler, Türkiye'de kesintisiz 8 yıl ikamet veya çalışma iziyle yaşayan tüm yabancılar uzun dönem ikamet izi almak için başvuruda bulunabilir. Bu 8 yıllık sürede Türkiye'de kısa dönem izni, öğrenci ikamet izni, aile ikamet izni veya çalışma iziyle kalmış olabilirsiniz. Bunun hiçbir önemi yok. Fakat bu 8 yıllık sürenin özellikle son 5 yılında Türkiye'de ikametsiz kaldığınız veya yurt dışında geçirdiğiniz sürelerin toplamı 1 yılı geçmemeli ve tek sefer de yurt dışında 6 aydan daha fazla süreyle kalamamış olmalısınız. Peki en önemli koşul olan 8 yıllık süre şartını sağlıyorsanız başvuru yapabilir misiniz? Tabii ki hayır. Başvuru yapabilmek için düzenli bir gelirinizin olması gerekiyor ve bunu da belgelemelisiniz. Nedir bunlar? Belgelemek şartıyla yurt içinden veya yurt dışından maaş geliriniz, kira geliriniz varsa veya herhangi bir yerden banka hesabınıza düzenli bir para yatıyorsa bütün bunlar olabilir. Tabii ki herhangi bir yerden, örneğin kaymakamlıklardan sosyal yardım almamış olmalısınız. Bu şartları sağlıyorsanız ve başvuru esnasında Türkiye'de yasal olarak bulunuyorsanız pasaportunuzla birlikte uzun dönem ikamet izi başvurusu yapabilirsiniz. Uzun dönem ikamet izi başvuruları bütün ikamet izi türlerinde olduğu gibi doğrudan e-ikamet sistemi üzerinden göç idarelerine yapılıyor. Başvurunuzun olumlu ya da olumsuz sonuçlanması ise 6 ay sürebiliyor. Bu arada Batı Trakya Türkleri, Uygur Türkleri, Ahıska Türkleri ve Irak Türkmenleri Türk soylu oldukları iddiasıyla uzun dönem ikamet izine başvuru yapabilirler. Bu kişiler az önce bahsettiğim kriterlere tabi tutulmuyor. Bu kişilerden sadece doğum belgesi veya Türk soylu olduklarını kanıtlayan farklı belgeler isteniliyor. Türk soylular göç idarelerine başvuru yaptıktan sonra önce mülakata giriyorlar ve komisyon kararıyla kendilerine uzun dönem ikamet izi veriliyor. Değerli izleyenler, bugüne kadar çok sayıda yabancı uyruklu kişinin Türkiye'de uzun dönem ikamet izi almalarına destek sağladık. Siz de az önce bahsettiğim şartları sağlıyorsanız uzun dönem ikamet izi ile ilgili danışmanlık hizmeti almak için ofisimize gelebilirsiniz. Yakında farklı bir konuda görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın. Unutmayın, Modum Danışmanlık size her zaman doğru, ekonomik ve yasal çözüm önerileri sunar.